Eğer ki bir kişi sürekli bir şekilde planlama yapmaya çalışıyorsa ve aşırı hareketliyse ya da aşırı planlama yapmaktan ve bunu başaramamaktan dolayı hareket edemiyorsa da bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsedebiliriz. Arkadaşlar, İnce İşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi ısrarla, inatla ve büyük bir çabayla araştırıp anlatmaya and içtim, yıllardır devam ediyorum. Çünkü niye? Sizi hayata ve yatağa hazırlıyoruz. Abi bu ne gözlük gözünde, ne alakası demeyin. Ya Teoman gibi girdim değil mi? Yeni yıl kararlarım var. Sigarayı azaltacağım, bırakmayacağım, azaltacağım. Spor yapacağım biraz. After party varmış, çok mutluyum. Ya bu idolüm ya. Valla. Bu ders Teoman'dan çok şey gibi oldu. Morpheus gibi oldu. Ne olduysa oldu Neo ve bir başka türlü olamazdı. Saraf vardı orada, şey, Jetli'nin oynadığı, o da olabilir. Morpheus bu arada rüya tanrısı demek. Morfin de oradan gelir, hani uyutuyor ya, oradan Morpheus. O yüzden de Morpheus'un ilk Neo'ya yazdığı cümle "Wake up Neo'dur, uyan Neo" der. Aslında orada Antik Yunan'daki uyku ve rüya tanrısına bir gönderme yaparlar. Öyle de onu da küçük içerisine dahil etmiş olayım. Şimdi dağıldı konu tabii. Niye dağıldı? Çünkü tam bir dikkat eksikliği bozukluğu ve hiperaktivite tanısı konmuş insan gibi anlatıyorum size her zaman. Hep de bunu ısrarla yapıyorum. Yani hızlı anlatıyorum. Cümlenin sonunu getiremiyorum. O kadar çok semptom gösteriyorum ki eminim yıllardır beni takip edenler kesin aha bu da depli diyorlardır. Ona dep deniyor. DEHB. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Ben bozukluğu denmesini tercih etmiyorum ama hani öyle bir tanısı var bu işin. Şimdi bu bölümde size ne anlatacağım? Bu bölümde size ilişkilerinizde neden dikiş tutturamıyorsunuz? Veya bir ilişkide neden böyle sabit kalamıyorsunuz? Neden böyle dikkatiniz dağılıyor o ilişkiden? Onun nedenlerinin hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu olabileceğinden bahsedeceğim. Size bazı şeyler söyleyeceğim. Bakalım bunlar sizde var mı? Yani dikkat eksikliği bozukluğu sizde var mı? Önce o tonuyu koyacağız birlikte. Bende var. Burada eminim insanların %80'inde falan var. Şu an zaten giderek artıyor. 4 dakikalara düşmüş. Hatta 1 dakikalara inmiş olan dikkat sürelerinden bahsediyoruz. Anlatırken size böyle dikkatinizi toparlayabilmeniz için acayip şeyler yapacağım. Böyle yaptığım zaman çünkü daha iyi dikkat toplayabiliyorsunuz. Niye? Çünkü bir aksiyon istiyor, bir dikkat şeyi istiyor insan. O yüzden de böyle anlattıkça arkaya şey falan koyalım Ahmet. Bu hani eski medya player'ların böyle şeyleri olur ya, böyle böyle hipnotik şeyler. Onları koyarsak bence en azından odaklanamayan insanlar daha rahat odaklanırlar. Beraber depliler olarak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar olarak daha rahat videonun başında kalırız diye düşünüyorum. Çünkü eminim ki şu anda videoyu İzleyenlerin %70'i falan aynı anda başka bir şeyle daha uğraşıyorlar. İşte ya telefonda başka bir şeyle uğraşıyorlar ya işte oradan başka bir şey düşünüyorlar. Biriyle ya konuşuyorlar. Akıl şu anda zihinlerinde başka bir şey dönüyor. Onun için YouTube'da zaten bu kadar böyle hızlı konuşmalar, jump cut'lar falan, bu kadar böyle her şeyin hızlı olduğu bir şeyden bahsediyorum. Böyle de ciddiye alınamıyorum değil mi? Ahmet'in suratı görüyorum böyle, yani diyor ki abi ne anlatıyorsun? Nasıl bir tipin var? Nasıl bir şeklin şemalin var diye. Neyse, bu gözlük yakıştı ama değil mi? Bundan sonra gözlükle şey yapacağım ya, tamam, bundan bir ışık da almıyor gözüme. Sadece böyle bir araya mesafe koyuyor bu gözlüğü, o yüzden sevmiyorum. Bir de çok aşkım kapışmak yani. Aşkıma buradan selam olsun, kendisini çok severim. Ben o yüzden gözlüksüz olarak devam edeceğim şu andan itibaren. O kadar notum var ki burada var. Tam bir, ya şu not defterimi bile göstersem size, yani şurada aldığım notları bile göstersem bu herifte kesin dikkat eksikliği, bozukluğu ve hiperaktivite var dersiniz. Şimdi arkadaşlar, bu benim çocukluğum zamanında da çok trend bir şeydi. Hiperaktif olan çocuklar böyle sıralarda böyle çocukları oturttukları için çocuklar böyle rahatsız olurlardı. Derse odaklanamamalar, çok çabuk sıkılmalar, ders çalışmada zorluklar, bunların hepsi olduğundan dolayı insanları terapiye gönderirlerdi. Benim zamanımda Yankı Yazgan vardı. Bu işe en çok o bakardı. Ben hani hiç gitmedim böyle bir terapi görmedim bununla ilgili ya da bir ilaç kullanmadım. Ama kendimde olduğunu yıllar sonra tabii yavaş fark ediyorum ve ben de aslında hem ilişkilerimi, yani romantik ilişkilerimi, hem de hayatımdaki profesyonel yaşantımı da çok ciddi şekilde yönlendirmiş. Onu da fark ettim. Ve şöyle bir kitap önereceğim size. Dağınık Zihinler diye, Gabor Mate'nin. Harika bir kitap Dağınık Zihinler. İlk birkaç bölümü böyle bir yavaş ilerliyor ama ondan sonra dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan insanlarla konuşuyorlar ve herkeste başka bir semptomu var bunun. Kimisi ilişkilerinde dikiş tutturamıyor, kimisi işte aşırı hareketli, kimisi aşırı sakin, yani herkeste farklı bir semptomu var ama belli bir aşamaları var. Size onlardan bahsedeceğim. Dağınık Zihinleri okuyarak daha detaylı bilgi de edinebilirsiniz. Lütfen benim kitabımı da alıp okumayı da unutmayınız. Orada da ilişkileri ve tabii ki kusurlu beynimizin aradığı kusursuz ilişkileri anlattım. Özgür Uysal'ın 3. kitabı ilgilisine duyurulur. Şimdi bu aslında kimyasal bir durum. Şimdi kalıtsal olduğu da düşünülüyor bunun. Yani anadan babadan da geçtiği düşünülüyor. Bakım verenlerden de geçtiği. Yani bakım verenlerin içerisinde çok hiperaktif tipler varsa onlardan da çocuğun bir şekilde modelleyip aldığı düşünülüyor. Ama ne olursa olsun beyinde belli hormonları etkiliyor ve dopamin reseptörlerinin doğru çalışmamasından kaynaklanıyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan insanların beyninde dopaminler doğru şekilde salgılanmıyor. Doğru zamanda ve doğru şekilde. Dopamin neydi? Dopamin ödül veren bir hormon. Bu normalde böyle çok basit şeylerde aslında salgılanıyor olması gerekirken dikkat eksikliği olan insanlarda çok zor salgılanıyor ve çok yüksek şeylerde ancak salgılanabiliyor. Çünkü dopamin salgılayacak kadar bir yere odaklı kalamıyor. Dolayısıyla da hiçbir şekilde tatmin olamıyor. Tatmin olamadığı için de sürekli yeni bir şey arayışında oluyor bu insanlar. Yeni bir ilişki, yeni bir iş, yeni bir meslek, işte sürekli okul değiştirmek, bölüm değiştirmek, ilgi alanı değiştirmek, işte sevgili değiştirmek, bunların hepsi yine dep diyeceğim bundan sonra. Depli bir insanın yaşadığı şeyler. Çok zor hayatlar olabiliyor. Seviyesine göre hafif bir noktadan, hafif bir semptomdan çok ciddi semptomlara doğru ilerleyebiliyor. Şimdi hepsini sırayla size anlatacağım. Şimdi 3 tane ibaresi var. Bir kişinin debli olduğunu anlamamızın. Birincisi dikkati verememe. Dikkati verememeyi de şöyle anlatayım size. Yani bir şeye böyle kısa bir süre dikkatten bahsetmiyorum. Ya da böyle bir şeyin başına oturup her şeyi böyle kilitleyip ona dikkat vermekten bahsetmiyorum. Odaklı dikkatten bahsediyorum. Yani burada bir şeyle uğraşırken beynin içerisinde başka bir şeylerin dönüyor olması ona odaklı dikkat denmiyor. Ben burada bununla uğraşırım. Sizle mesela konuşuyorum şu anda. Size bir şey anlatıyorum. Kafamın arkasında başka bir sürü gündem varsa ben odaklı dikkatte değilim şu an demektir. Bu odaklı dikkat bir deblide olamıyor. Yani siz bir şeyle uğraşırken aynı anda 70 tane daha şey düşünüyorsanız o zaman debli olma ihtimaliniz var. Bu birinci semptom. İkincisi aşırı hareketlilik. Yani ben mesela işte böyle bacaklarımı sallarım, ellerimi sallarım. Geçen bir videoda soru cevap videosunda biri bana bir şey anlatırken, soru sorarken sürekli böyle elim mesela böyledir. Hani bu da mesela sürekli bir şeylerle oynamak, sürekli el hareketi, jestler, mimikler, hareket, yerinde duramama, 5 dakika oturamama filan, bunlar da yine aşırı hareketlilik de dep belirtilerinden bir tanesi. Ben evde de mesela oturamam. Böyle 5 dakika otururum, sonra hemen gidip bir şey yapmam gerekir. Mesela benim İnci oturur. Bırak bütün gün otursun koltukta. Gerçi onda da var ama onda farklı semptomları var. Ama yani ben mesela bir koltuğun üzerinde beni böyle 15 dakikadan daha fazla bırakamazsın. Bayılmış olmam lazım yani. Ya da döve döve filan beni orada, hani bacaklarımı filan kırmış olman lazım. Yani 15 dakikadan daha fazla benim bir yerde böyle sabit oturabilmem için. Ya da böyle bir şey anlatıyor olmam lazım çok hızlı bir şekilde. Üçüncüsü de dürtüselliği kontrol edememe. Dürtüselliği kontrol edememe ne demek? İşte kafanı güzel yapan şeyleri. İşte seks gibi, alkol gibi, uyuşturucu gibi ya da işte spor da çünkü kafayı güzel yapan bir şey. Ya da işte ne bileyim yeni bir bilgi almak gibi. Bu tip böyle beyinde dopaminleri çatlatan şeyleri kontrol edememe. Onlara aşırı bağımlılık ve düşkünlük. Bu da yine bir deblinin gösterdiği özelliklerden bir tanesi. Kendini durduramıyorsan bir şey yapmak konusunda, hani irade diyoruz ya biz ona. İradene hakim olamıyorsan, iraden kolay kırılıyorsa ve onu yapmaya devam ediyorsan, bu yemek de olabilir. Yemek de olabilir bu yine. Ya da konuşmak, sürekli konuşmak da olabilir. Bu dürtüselliği kontrol edemiyorsan bu da depli olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu üçünden 2 tanesi varsa depli diyorlar size. Onu söyleyeyim. Yani bu üçünden 2'sine sahipseniz o zaman siz bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan muzdarip bireysiniz demektir. Kulübe hoş geldiniz. Şimdi size sırayla söyleyeceğim. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız. Jackpot yapan da olacaktır büyük ihtimalle. Susmayan zihin korkusu. Bunu Dağınık Zihinler'de şöyle tasvir ediyor bir depli. Diyor ki bir markette sıra beklerken ya da birini beklerken bile okuyabileceğim bir kitabı mutlaka sırt çantamda bulundururdum. Eğer ki beynime çiğneyeceği bazı bilgiler vermezsem beynimdeki seslerin beni çiğneyeceğinden korkuyordum diyor. Müthiş bir tabir. Benim hayatımın özeti. Gerçek anlamda özeti. Sürekli bir şekilde yeni bir şeyler öğrenmeye olan bu aşırı tutkumun temelinde aslında kafamın içerisindeki seslerin hiçbir zaman susmuyor olması yatıyor. Bu tabii ki iyi bir yere de götürebiliyor, aynı bende olduğu gibi, ama işte nelere yol açıyor? Mesela gece uyuyamamak. Gece uyumak için sürekli bir şekilde televizyon ya da telefon tüketmek ya da alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak, beyni uyuşturmak için bazı şeylere başvurmak gibi bu beyindeki susmayan seslerin korkusu insanı farklı dürtüsel noktalara da götürebiliyor. O yüzden beyninize çiğneyeceği sağlıklı şeyler verin derim ben. Bir diğeri aşırı pozitif olma çabası. Toksik pozitiflik diyorum ben buna. Yani sürekli mutlu olmaya çalışarak, sürekli bir şekilde hayatı pozitif görerek, her şeyden bir pozitif mana çıkartarak, mutsuz olan şeylerden kaçarak beyindeki o dopamin eksikliğini kapatma çabası bu. Beyin çünkü dopamin reseptörleri iyi çalışmadığı için o mutluluğu salgılamıyor. O mutluluğu salgılamadığı için de her şeyden bir mutluluk üretmeye çalışıyor debli birey. Yani diyor ki ya olsun ya böyle, aslında böyle oldu, çok iyi oldu. Yok her şey çok iyi olacak, hiç merak etmeyin. Oğlum çok iyiyiz ya filan. Her an bu kadar iyi olamazsın. Her şey bu kadar mutlu olamaz. Kötü duygularla da yüzleşmek zorundayız. Kötü duygular da aslında bizi bir yere götürmek istiyorlar. Ama biz o trene binmiyoruz. Onun yerine suni bir balonun içerisinde olan başka bir yere gidiyoruz onlarla. Ve bu duygulardan kaçtığımız için, bunları böyle halının altına süpürdüğümüz için bir noktada ayağımıza takılıyor. Sevgili Gökhan Çınar bunu çok güzel anlatıyor. Altına süpürdüğümüz şeylerin altında kalırız. Ya da alta süpürdüğümüz şeylerin altında kalırız diyor. Yanlışsam beni düzelt Gökhan. Görüşemiyoruz ya, neredesin? Bir diğer semptom söz kesme. Eğer ki sırasını bekleyemiyorsa bir kişi, sürekli bir şekilde heyecanla kendi anlatmak istediği şeye odaklanıyor ve sürekli bir şekilde söz kesiyorsa, bu bireyde de yine dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü beynin içerisindeki o susmayan ve sürekli bir şekilde koşan o her neyse o dinamik, bu ağızdan bir şey çıkartmak istiyor. Çünkü çıkarttıkça rahatlıyor, rahatlama hissi oluyor. O rahatlama hissinin de müptezeli olduğu için başkasının böyle onlara bir şey anlatmasına tahammül edemiyor. Böyle keseli Afrika faresi gibi böyle karşında sallanıyor. Sen de anlattığından bir keyif almıyorsun. Böyle oynuyor, sürekli buralarıyla oynuyor, oralarıyla oynuyor, buralarıyla oynuyor filan. Yayınımız başlamıştır. Bayağı da ortalarına kadar geldik. Şu ana kadar dinleyen herkese teşekkür ederiz. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bütün kendinizle ilgili hiperaktif yorumları bizden esirgemeyiniz. Eğer çok sevdiyseniz, çok seviyorsanız, bu videoları çekmemize devam etmemizi istiyorsanız katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Bak ikinci cümlede yine, bak ikinci çanda yine yüklem hatası oldu. Niye? Çünkü her şeyi söylemek istiyorum. Her şeyden bahsetmek istiyorum. Kendimi durduramıyorum. Sonunda yüklemini kaçırıyorum. Özneler, tümleşler havalarda uçuşuyor. İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları hepsi havalarda uçuşuyor. Sonunda diye bir yüklem atıyorum böyle. Hani o yüklem artık hangisini karşılarsa. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yıllardır size kendimi maruz bırakıyorum ama ben de böyleyim yani. Yapacak bir şey yok vallahi. Benim gibi olanlara selam olsun. Şimdi fark etmeniz için devamını, eğer siz de böyleyseniz diye kulübe almak için devamını anlatacağım. İş yapmada kopukluk. Yani bir işe baştan sona, oturduğun andan itibaren bitirene kadar odaklanamama. Eğer ki bilgisayarınızda bir sürü sekme açıksa, bir işi yaparken bir yandan WhatsApp'a bakayım, bir yandan işte Instagram'a gireyim, arada onu da yapayım, arada işte Arif'in Manchester'a attığı golü ararken bilmem neye sekeyim filan gibi böyle sürekli dağılıyorsanız, bir sürü işi aynı anda yaparken bir türlü hiçbirini bitiremiyorsanız, yine burada dikkat eksikliği bozukluğu ve hiperaktiviteden bahsedebiliriz. Çünkü bir deblinin kafasında her zaman 10 tane sekme açıktır. Sürekli arkada o iş de yapılacaktı, o iş bitmedi, o iş bitecek. Bunu yapacaktım, bu iş bitecek. Bunu da yapsak mı acaba diye yeni bir fikir oradan osurur. Oradan işte bilmem abi akşam ne yemek yiyeceğiz? Kedinin yemeğini vermiş miydim? Ütünün fişini çekmiş miydim? Beynin içerisinde bir sürü maymun yani. Ve bunların hepsinin kuyruğu bir şekilde birbirine dolanır. Dolayısıyla da hani çok zor bir şeydir bir debli için bir işi alıp ona böyle tamamen dikkati verip baştan sona bitirebilmek. Bunu küçük küçük yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Mesela kendimi küçük görevler koyuyorum. Böyle baştan sona böyle 4 saatlik bir blok iş değil de genelde 20 dakikalık işler koyuyorum. 20 dakika sonra kalkıyorum ayağa ama gerçekten hiçbir şey açık değil. Hiçbir sekme açık değil. Telefonum yakınımda değil. Zaten çok zor şu anda yani. Telefon falan böyle ortalardayken zaten çok zor. Orada WhatsApp sekmesi açık, orada bilmem ne açık falan. Çok zor iş abi. Telefonu bir kenara koyuyorum. Sessize alıyorum. Sekmelerin hepsini kapatıyorum. Sadece kendimle ilgili olan sekmeler açık. Ve oturuyorum mesela bir şey yazacaksam yazıyorum. 20 dakika bunu yapıyorum. 20 dakika sonra sayacım çalıyor. Ayağa kalkıyorum. Birazcık dolanıyorum. Kafamı rahatlatıyorum. 5 dakika sonra tekrar çalıyorum. Antrenman gibi yani. Ondan sonra oturuyorum 20 dakika bir daha yapıyorum. Bu geliştirilebilir bir şey. Önce 20 dakika sonra 30 30 dakika sonra 40 dakika bu dikkat süresi uzatılabiliyor. Bu tip kendinize küçük sürprizler yapabilirsiniz diyeyim yani, öyle diyeyim. Kısa süreli hafıza bozukluğu. Mesela işte üst kata çıkıyorsun, buzdolabını açtın, unuttun, gitti. Bir odaya girdin, bilmiyorsun ne yapacaktın. Ben niye buradayım? Gibi böyle hani kısa süreli hafıza kayıpları yaşıyorsanız yine dikkat eksikliği bozukluğu ve hiperaktiviteden bahsedebiliriz. Bu arada bunun hiçbir böyle Alzheimer mı bilmem ne hiçbir hafızayla hiçbir alakası yok. Dikkat dağınıklığıyla çok ilgisi var. Bir olimpiyat, hafıza olimpiyatları şampiyonunun bir anısını dinledim ben. Adam hafıza olimpiyatlarına gidiyor. Yani adamın alameti farikası zaten hatırlamak. Giderken pasaportunu unutuyor herif. Anladın mı? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. O yüzden hiçbir alakası yok, sizin hafızanız zayıf falan değil. Sadece odaklı değilsiniz. Sadece dikkat eksikliğiniz var. Hikaye bundan ibaret. Geliştirilebilir ama geliştirmeseniz de tatlıdır. Yani ben mesela girerim bir odaya, alakasız başka bir şeye dalarım. Bir anda kendimi bir kitabın sayfalarını karıştırırken bulurum. Sonra aklıma az önce odaya niye girdiğimin işi gelir ama onun işi çoktan geçmiştir. Ya da tam o işe dönerken telefon çalar ve onunla telefonla konuşmaya başlarım ve artık tamamen kaybolmuş. Ya da bir yeri toplamaya başlarım bir anda filan. Bu çok normal bir şey yani. Hiç kendinizi hani ya ben de ne gerizekalıyım filan diye dövmeyin. Hiç dövmeye gerek yok. Bak, bir evden çıkmam benim en az 3 kere eve girip çıkmam demek. Arkadaşlarım iddiaya girerlerdi. Annem babam filan bak daha o küçük yaşlardayken bile iddiaya girerlerdi. Acaba kaç kere gelecek geri diye. Çıkarım. Hadi görüşürüz seremoni çıkarım. 5 dakika sonra kapı çalar. Bir gene ben. Onu unutmuşum. Çıkarım. Bir daha. Geri gel. Bir daha. Hani yani artık yani bir süre sonra şu filan oluyor. Ya onu da almayayım lan artık ya. Onu da boşver filan. Deyip ancak kendimi çıkartabiliyordum. Hiç sorun yok. Bunlar yaşanıyor yani. Yalnız değilsiniz. Onu da söyleyeyim. Bir diğeri yardım müptezelliği. Biri sizden yardım istediği zaman, biri sizle işte buluşalım mı filan dediği zaman ya da biri sizden bir şey talep ettiğinde hayır diyememek, sürekli bir şekilde onlara yardım etmek ve bu yardımla birlikte işte o dopaminleri çatlatmaya çalışmak. Bu da yine dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusu olabilir diyor uzmanlar. Hayır diyemiyorsanız, her şeye evet diyorsanız, beyniniz sürekli bir şekilde bütün programlara evet diyor ve bütün programları böyle iç içe sokup hiçbir şey yapamaz hale getiriyorsanız kendi hayatınızda yine bu DEHB'le ilgili olabilir. Saat 3'te mesela biriyle buluşacaksın. Aynı saate 4 kişiye daha randevu vermişsin. O gün işte kursun da varmış. İşte o gün ne bileyim okulda bilmem ne de varmış filan. Ona da evet demişsin. Artı bilmem ne sertifika programı almışsın. Onun da dersi varmış. Yani hepsi böyle üst üste çakışıyorsa bu da yine bir DEHB'li alışkanlığı diyebiliriz. O yüzden takvim tutmak. Ben mesela her şeyim takvimdedir. Affedersin, sıçacağım şeye kadar neredeyse takvime yazarım. Her şeyi yazarım. Dakika dakika, saat saat yazarım ve artık şeyi geliştirdim kendimde. Direkt evet demiyorum. Bir dakika diyorum. Bakayım diyorum. Eğer telefona ulaşımım yoksa, araba falan kullanıyorsam ya tam olarak net hatırlamıyorum. Şimdi hayır demeyeyim ama evet de demeyeyim falan deyip böyle dansöz gibi kıvırıyorum. Takvime bakmam lazım falan deyip böyle bir götüm böyle bir şeylerdir. Yani takvime bakmam lazım, menajerime sormam lazım falan filan. Yani bu tam yani ki sizi güvence altına alır. Topu başkalarına atın, topu takvime atın ama insanlara direkt evet demeyin. Herkesin yardımına da koşmayın. Süpermen olmak lazım bazen ama yetmiyor ya. Yetmez. Kimseye de yetmez. Önce kendinize yetin. Ya aşırı hareket ya da aşırı hareketsizlik. Şimdi hiperaktivite dediğimiz şey sadece fiziki olarak aktif olmak değil, beynin içerisinde aktif olması demektir. Ve bir DEHB'li bireyde genelde aşırı planlı olmak zorundadır her şey. Eğer ucu açık olursa beyinde orada kaybolur, yok olur. Orada bir sonsuzluk, orada bir uzay boşluğu, orada bir kaos olacağı için her şeyi planlamaya çalışır. Bunu asla başaramaz. Çünkü her şeyi zaten planlamak mümkün değildir. Ve her zaman yandan mutlaka müdahaleler olur. Dolayısıyla da eğer ki bir kişi sürekli bir şekilde planlama yapmaya çalışıyorsa ve aşırı hareketliyse ya da aşırı planlama yapmaktan ve bunu başaramamaktan dolayı hareket edemiyorsa da bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsedebiliriz. Bu ilişkilerde de böyledir. Bazı insanlarla plan yapamazsınız. Ya da bazı insanlar her şeyin en ince detayına kadar bilmek isterler. Bezdirirler. Abicim o saatte de nerede yiyeceğimize bir kendimiz mi karar verelim? Yani bir akışına bırakalım filan, buna izin vermezler. Bu da yine dikkat eksikliği bozukluğu ve hiperaktiviteden kaynaklanıyor olabilir. Hiçbir şekilde aman ya yapamıyoruz plan deyip tamamen böyle gelişine vuran insanlarda da yine bir DEHB'li olma durumundan bahsedebiliriz. ikisi böyle bir arada yürür yani. Biz İnci'yle tam tersiz işte burada. Ben tam yani alalım bilet bakarızcıyımdır. Çünkü yapamayacağımı bilirim. Yani yapsam da uyamayacağımı bilirim. Çünkü yani yaparım o planı ve bir pub'da otururum ve yeni tanıştığım biriyle 1,5 saat muhabbete dalabilirim ve kesin kaçar o yani. Ve benim sürekli kafamda o stres olacağı için beni mutsuz da eder. Ne orada olabilirim ne öbür tarafta olabilirim. İnci de yiyeceğimiz menünün üzerindeki maydanoz ve kale şeyine kadar, maruluna kadar bilmek ister. Öyle yani tam birbirimizi bulmuş insanlarız. O yüzden bu kadar zıt olan kişiler birbirini buldukları zaman iş yürüyor. Ama biri biraz böyle ortalarda oldu mu diğeri deli eder. Onu da söyleyeyim. Bir diğer belirti de dürtüsellik. İşte sürekli bir şekilde aldatıyorsanız, bir ilişkide odaklı kalamıyorsanız, hemen aniden soğuyorsanız, işte çok hızlı bir şekilde sevgili değiştiriyorsanız, dürtülerinize hakim olamıyorsanız, bir kişiyle ilk başta iletişim kurarken hani hiç o direkt yazmaya falan başlıyorsanız burada da yine bir dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden bahsedebiliriz diyoruz bana. Çünkü dürtüsellik bunun en belirgin özelliklerinden biriydi en başta söylediğim gibi. İşte alkol, uyuşturucu, seks bunların hepsi bizim beynimizde dopamin patlatan şeyler. O bizi mutlu eden, bize ödül veren o hormonu patlatmaya çalışıyoruz sürekli ve bunu kontrol altına alamadığımız zaman da ne oluyor? İlişkilerimizde dikiş tutturamıyoruz. Dikiş tutturmaya yüz tutmuş olan ilişkilerimizi berbat ediyoruz. Bu dürtüsellik aslında genelde uzun ve sağlıklı bir ilişkiyi bok eden yegane şeydir. İnsanın kendisiyle olan ilişkisini de, romantik olan karşısıyla olan ilişkisini de genellikle bu dürtüsellik bok eder. En büyük düşmanıdır. Virüs gibidir yani. Çünkü her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Her an baştan çıkabilirsin. Her an işte savrulup gidebilirsin. Her an odağın kaybolup o ilişkiden uzaklaşabilirsin. Hiçbir şekilde karşı tarafa güven vermez. Karşı tarafa güven vermediği için de hiçbir zaman o ilişki sağlıklı olamaz. Hep kontrol edilmesi gereken bir şeydir. O yüzden bütün kadim öğretiler, bütün dinler ilk önce irade, ilk önce nefis, ilk önce onu öğretir. Çünkü aslında insan olmanın ve sağlıklı bir insan olmanın en temel koşullarından bir tanesi odur. Bizi hayvanlardan ayıran şey dürtülerimizi kontrol edebiliyor olmamızdır. Biz böyle medeniyet kuruyoruz. Dolayısıyla dürtüsellik işte bu medeniyeti kurmamızı hem kendimizle olan ilişkimizi hem de karşımızla olan ilişkimizi kurmamızı engelliyor. En önemli ibaresi yani. Ve sonuncusu ve en net ve belirgin özelliği yerinde duramama, aşırı acele etme, hızlı konuşma ve işte sürekli bir güven objesiyle oynama gibi hareketlerini kontrol altına alacak davranışlarda bulunma. Ben mesela bak ayaklarım aşağıda çapraz benim şu anda. Ayaklarım böyle birbiriyle böyle tutuyorum. Çünkü tutmazsam böyle durursam böyle sallanmaya başlıyorum. Mesela eskiden ilk programlarım var benim. Bir zamanlar diye bir program yapıyordum. Onu da koyayım şuraya ya. Çok tatlı bir işti. TV8'de yayınlanıyordu falan. Harika bir talk show'du yani. Talk show değil de gençlik geyik nostalji programı diye. Ya benim ilk bölüm altıma bir böyle sallanan dönen sandalye vermişler. Ben de daha yani 20'li yaşlarımın başındayım yani 24 yaşında filanım. Program sunuyorum. Karşımda biri var işte konuşuyoruz. Rahmetli Metin Uca filan işte onlar röportaj yapıyor. Böyle sallanıyorum. Karşıda böyle biri böyle haydi filan böyle bir tip karşıda abi odaklanamıyor. Yani adam da net söyleyeceğini bilemiyor ki böyle karşıda böyle biri sürekli. Ondan sonra dedim ki bana sabit sandalye verin. Yani beni böyle çakın dedim yani. Gerekirse yapıştırın dedim beni oraya. Çünkü duramıyorum. Zaten o yüzden çok fazla jestim, mimim filan var. Onları zaman içerisinde kontrol etmeyi, kendi söylediğim, anlattığım şeylerle eşgüdümlü yapmayı öğrendim. O yüzden böyle ellerim tiyatralar hareket eder. Onun için böyle işte konuyu kapatırım, işte ne bileyim içeriye alırım, dışarıya veririm. Hep onlar hep benim elimin zaman içerisinde geliştirdiğim şeylerdir. Ve ayaklarımı böyle çaprazlarım aşağıda. Bu özgüvensiz olduğum için falan değil, hiperaktif olduğum için. Kitliyorum yani kendimi böyle. Böylelikle sallanmıyorum. Böyle kendime küçük teknikler buldum. Abi morfin mi basayım kendime yani hani benim de bu şeyim bulduğum. Dolayısıyla hani böyle sürekli yüzünüzle oynuyorsanız, bir şeylerle oynuyorsanız filan kendinize uzaktan bir gözlemci gibi bakın ve eğer ki bir şeyi çok yapıyorsanız, çok fazla konuşuyorsanız, hızlı seri bir şekilde konuşuyorsanız, eliniz kolunuz çok fazla oynuyorsa, saçınızla, başınızla, sakalınızla, yanağınızla, gözünüzle, kaşınızla çok fazla oynuyorsanız, çok fazla mimik, işte ne bileyim çok fazla sallanma bu tip şeyler yapıyorsanız o zaman karşı tarafa şöyle bir imaj veriyorsunuz. Kendi güvenmiyor, ben şu an neye odaklanayım, söylediklerimi dinlemiyor. Yani bir sürü böyle yanlış mesaj veriyorsunuz. Halbuki dinliyorsunuz belki. Halbuki belki dinlemeniz için böyle bir pilates topunda sekiyor olmanız belki sizin için daha iyi olur. Ama karşı taraf için değil ne yazık ki. Öyle bir ortamda yaşadığımız için de işte kendinizi böyle odaklayın. İşte gözüne bakın, kaşına bakın. İşte ben mesela işte analiz yapmaya adadım kendimi. İşte bakıyorum, ayağına bakıyorum, eline bakıyorum. Yani böyle sürekli de böyle tabii her yerini de incelemiyorum böyle psikopat gibi de. Böyle bakıyorum, inceliyorum, kıyafetine bakıyorum, söylediklerine bakıyorum. Söylediklerinden bir çıkarım yapmaya çalışıyorum. Hani beynimi oyalıyorum aslında. Beynime çiğneyeceği bir şeyler veriyorum. Bu da beni rahatlatıyor. Konuşurken de mesela çok hızlanmaya başladığımı hissedersem. YouTube öyle bir mecra değil. YouTube'da beni 2 ile izliyor insanlar. Hani hadi 1,5 7.30'da izlesinler diye hızlı hızlı anlatıyorum. Ahmet de sağ olsun kör olmak pahasına cam kat yapıyor. Ama hani normal bir şekilde insanlarla konuşurken o zaman böyle yani çok hızlı konuştuğumu fark edersen böyle rahat konuşmalarda bulunuyorum. Ya da mesela benim en büyük özelliklerimden, en kötü özelliklerimden, kendimle ilgili en sevmediğim özelliklerden bir tanesi çok fazla yani kullanırım. Çünkü aradaki boşluk, eskiden derdim. Çok filan yapardım. Onu eledim kendimde. Çünkü böyle duruyorsun ya, konuşurken düşünmek için kendine bir pay bırakman gerekiyor. İşte o sessizliği sevmiyor beynim. Bunu yaşayan mutlaka kameranın arkasında dostlarım vardır. Gelin birlik olalım filan. Kamu spotuna döndü. Niye öyle oldum ya ben? Yani bunun sebebi tamamen benim beynimin içerisinde susmaması ve arada sessel olarak boşluk vermek istememem. Bu da yine bir hiperaktivite özelliği. Dolayısıyla bunlar sizde varsa bu bir hastalık değil. Çok güzel yerlere götürebilir. Beni çok güzel yerlere götürdü. Sizlerle tanıştırdı. Çok güzel dostlar edindim. Beni hayatımda iyi yerlere götürdü. Hiç durmadan inanılmaz bir şekilde beynimin içerisinde bilgi soktum. O öğrendiğim şeylerle yeni şeyler ürettim. Hiç durmadan ürettiğim bir hayatım oldu. Ben bundan memnunum. Ben kendimden razıyım. Ama sürekli bir şekilde de geliştirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla eğer bunlar sizde varsa, ilişkilerinize dikiş tutturamıyorsanız bu geliştirilebilen bir şey. Asla unutmayın. Hiçbir şekilde kontrol edemiyorsanız da çok güzel bir şekilde terapi ve bazı psikolog ve psikiyatrlar bu işi çiçek gibi çözerler. Ufak bir bütçeyle bunu halledebilirsiniz. Yani sizin için büyük olabilir o bütçe ama uzun vadede o bütçenin ne kadar faydalı olduğunu da göreceksiniz. Benim arkadaşlarım çok faydasını gördüler. Dolayısıyla arkadaşlar sizleri çok sevdiğimi unutmayınız ve bütün deplere buradan selam olsun. Lütfen bizi beğenip paylaşmayı, abone olmayı ve varsa eğer sizin de dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden böyle muzdarip olduğunuz şeyler alta yorum olarak çakmayı unutmayınız. Hepsini tek tek okuyoruz. Ben Özgür Uysal. Dersiniz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.